Sevgili dostlar, hakikaten ayrıntılar seyircisi hem dikkatli hem kalpten tepki veren dünya güzeli insanlar, mutlu oluyorum. Sevgili Nazan Öncel, benim Instagram sayfamda merhaba deyince o da merhaba diye bana cevap vermiş. Onunla bir gönül bağımız var, bir dostluğumuz var. Yüz yüze gelmeden oluştu bu gönül bağı. Ve herkes Nazan Öncel'e bir perşembe günü o da gelse de ne güzel olur demiş. Ben Nazan Öncel'in kolay kolay televizyon programlarına katılacağını düşünmüyorum. Ama bizi izliyor olması, bizimle olması zaten yeterince keyifli. Ben kendi payıma mutluyum. Biz bir Nazan Öncel şarkısıyla başlayalım dedik. Hem de Çorlu tren kazası denen o faciayı unutmamış olduğumuzun da bir belgesi haline gelsin istedim. Fakat insanlarımızın bu ilişki biçimi, Nazan Hanım'a hemen işte siz de gelin yayına demeleri, Nazan Hanım'ın kalp göndererek bizimle olan o yürek bağını ortaya koyması, bu ilgisini, bu sıcaklığını göstermesi benim için çok mutluluk verici. Kendime verdiğim bir söz var. İlk İstanbul konserine eğer tarihler denk gelirse gidip yerinde izleyeceğim Nazan Öncel'i. Çünkü Nazan Öncel müziğini seven, hayranlık duyan bir kimseyim. Ama beni güldürdü hepinizden gelen bu sıcak tablo. Böyle geniş, güzel bir dostluk ortamı oluyor akşamları. Bir diğeri, hem annem aradı hem birkaç izleyiciden gelmiş. Enver, bugün biraz keyifsiz misin, yorgun musun, hasta mısın diye soruyorlar. Keyifsiz ve hasta değilim. Biraz yorgunluğum var çünkü sabahlara karşı kadar yazmakta olduğum ve artık son bölümlerine geldiğim bir kitabı tamamlamak üzereyim. Biliyorsunuz benim asıl işim edebiyat ve tiyatro. Fakat televizyona mecburen girdik. Memlekette sorumluluk aldık. Gazetecilik işte 20 yıl oldu ama netice itibariyle o işler benim asıl işlerim. Dostlar kitabı diye bir kitap yazıyorum. Sanıyorum 1,5 ay içerisinde hazır olacak. Dostluğun bu kadar örselendiği, insanların bu kadar maskeli olduğu, bu kadar sevgisiz olunduğu bir dönemde biraz da bu programdan da esinlenerek aslında Dostlar kitabı yazdım. Çünkü şuna inanıyorum. İnsanların dostları kimlik kartıdır. Dostlar birbirlerini inşa ederler. Hepimizin heykelinde dostlarımızın izi vardır. İyisiyle kötüsüyle. Dostluk nedir? Dost kimdir? Dostlarla nasıl bir dünya kurulur? Bunu irdelediğim bir kitap. Son birkaç 15-20 sayfası kaldı. Onların düzeltmelerini yapıyorum. Buradan çıkıp gideceğim, yine yazmaya devam edeceğim. Yazarlık tuhaf bir iş. Aklınızda o varken ne yaparsanız yapın o da sizinle geliyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarıma da bu hafta ara verdim. Sırf bu kitabı bitireyim diye. Yoksa onun dışında bir sağlık problemim yok. Onu da aydınlatalım. Heyecansız geldiysem size kusuruma bakmayın. Belki biraz yorgunluk olabilir. Gelelim sizlerden gelen diğer mesajlara. Cebinizdeki, evinizdeki durum ne diyenlere. Pek çok insan yarın gelecek ya da işte neyse ayın 5'ine kadar gelecek olan maaşların ancak borçlara gideceğini söylüyorlar. Bazı dostlarımız eskiden gazete alırdım, kitap alırdım, tiyatroya giderdim. Artık bunlar uzağımda. Çok istiyorum ama yapamıyorum diyor. Bu da ayrıca düşündürücü. Emeklilerin durumu ayrıca açlık sınırının altında olması itibariyle fevkalade üzücü. Bazıları bana ablam bakıyor, bazısı abim bakıyor, bazısı evde utanıyorum annemden harçlık alıyorum diyor. İşsizlik almış yürümüş. Türkiye'nin hali böyle. Ama sayın bir bakanımız var. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Selçuk hanımefendi. Diyor ki Türkiye son 17 yılda her adımda tarih yazıyor. Sayın Bakan, Türkiye son 17 yılda her adımda tarih yazıyor demiş. Nasıl bir tarih olduğunu, çayımızı alalım soğumasın. Ya buna bile takmışlar biliyor musunuz? Ben çayla kamera önüne çıkıyorum diye labali adam demişler. Neyse. Şimdi Türkiye nasıl bir tarih yazıyor meselesine gelince. Tarih AKP'li yıllarda. Bir, henüz ilk yıllarda Ergenekon, Balyoz, Oda TV türü kumpas davalarıyla adalet örselendi. Ve pek çok insan buna bedel ödedi. Aradan yıllar geçti. Bugün hala gazeteciler, KHK'ya içeri atılanlar, bir türlü iddianamesi yazılamamışlar, yazılıp da içeri tıkılı kalıp çıkamayanlar, yani terazi bozulmuş.
Türkiye tarih yazıyor. 99 depreminden bu tarafa geçen hafta o kadar tarih yazmış bir ülkenin yurttaşları olarak milyarlarca dolar harcamışız ama İstanbul'u onaracak, İstanbul'u depremden kurtaracak bir tek adım atmamışız. O tarih yazılan ülkede depreme yönelik araştırmalar yapılsın diye 1,5 milyon euro civarında bir parayı, yani cep harçlığı sayılabilecek bir parayı bilim insanlarımıza vermemişiz halkımız korku içinde. O tarih yazılan ülkede her gün her şeyden dolaylı vergiler alınıyor. 1 liralık ürünü 5 liraya alır hale gelmişiz. Devletimize bu kadar para ödüyoruz. Lakin bir türlü yaşam standardımız artmıyor. Kendimizi birinci sınıf yurttaş hissetmiyoruz. 2010 yılında bir anayasa yapmışız. Bu yaptığımız anayasa ile birlikte demokrasiden, meclisten vazgeçmişiz. İyice otoriter bir rejime doğru gitmişiz. Tek adam rejimi olmuş, denetleme sistemi ortadan kalkmış. Düşünün ki bir meclisimiz var. Milletvekillerimizin hiçbiri hiçbir bakana soru sorma şansına bile sahip değil. Sayın Bakan da mesela atamayla gelmiş bir isim. Öyle bir ülkeyiz ki çağ atlamışız. Göz bebeğimiz olan İstanbul'da bir seçim yapmışız. Fakat seçim sonuçlarını beğenmeyip seçimi yenilemişiz. O sırada yeniden eleman alımları bilmem neler yapmışız. Ardından yeniden seçim sonuçlandıktan sonra yeni gelen belediye başkanına demişiz ki çöz depremi. Adam daha koltuğa oturalı kaç gün olmuş. Bunları çoğaltabilirim. Öyle bir ülkedeyiz ki kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, taciz, tecavüz alabildiğine yürümüş. Öyle bir 17 yılda gerçekten tarih yazmışız ki tarikatlar, cemaatler her tarafta egemen olmuş. Sağlık Bakanlığı dahil. Öyle bir memleket haline gelmişiz ki Allah akıl fikir vermiş ama Diyanet İşleri Başkanlığı bize dürüst olmayı öğretirken faiz haram deyip kendisi parasını faize yatırmış ve faizi yemişler. Şimdi ben soruyorum, bütün bu koşullarda aklımızı kaçırmamak elde mi? Diyeceğim o ki sevgili dostlar, gelin gerçeği konuşalım. Bir tarih yazıldı elbette ama o nasıl bir tarih onu da size bırakıyorum. Sahi nasıl bir tarih? Yeni Türk'ünün 40. yılını dün kutladılar. Ben de gidecektim maalesef bir sebepten dolayı gidemedim. Ama 40 yıl müzik yapmak bizim coğrafyamızda çok değerli. Uzun ömürlü olmasını diliyorum Yeni Türk'ünün. Derya Köroğlu başta olmak üzere tüm arkadaşlarına. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri bölgesel olarak Suriye sorunu hiç kuşku yok ki. Türkiye bu sorunun tarafı mı yoksa çözümün tarafı mı tartışması çok uzun boylu bir tartışma. Ben öteden beri Türkiye'nin komşularıyla birlikte sağlıklı bir politika sürdürmesi gerektiğine inananlardan birisiyim. Peki sağlıklı politika ne? Kendi toprak bütünlüğünüze saygı duyacaksınız. Ve bu toprak bütünlüğündeki bütün yurttaşlara eşit muamele yapacaksınız. Kendi toprağınızın dışındaki devletlerin de toprak bütünlüğüne saygı duyacaksınız. Onların iç işlerine karışmayacaksınız. Rejim ihraç etmeyeceksiniz. Onlardan da rejim gelmesini istemeyeceksiniz. Toplumlar kendi dinamikleriyle yaşamlarını sürdürecekler. Çok kabaca böyle söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'nin başında büyük bir bela var. Çünkü göçmen sorunu dünyada farklı yerlerde farklı gerekçelerden dolayı zaten söz konusuydu. Biz pek kendi topraklarımızda büyük göçmenler gelmesine alışık bir ülke değiliz. Suriye sorunuyla birlikte milyonlarca insan bizim ülkemize gelince Türkiye'de ekranlarda da bilgi sahibi olmadan popülizmle birlikte abuk sabuk tartışmalarda yapılmaya başlandı. Hakikat şudur. Hep söyledim, yine söylüyorum. Suriye meselesi başta olmak üzere herkes şunu bilmesi gerekir ki göçmenlik, yani bir insanın evini barkını bırakıp bir başka ülkeye gitmesi, eğer içinde bulunduğu koşullarda olağanüstü bir hal yoksa kolay yapılacak iş değildir. Hele kitlesel olarak bu oluyorsa bunun altında büyük siyasi gerekçeler olur. Türkiye bugün bu meseleye kafa patlatmak zorundaydı. Cumhuriyet Halk Partisi çok gecikmiş de olsa bir Suriye toplantısı yapmaya karar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu toplantıyı yapması faydalı. Bu toplantıdan çıkan sonuçlar da faydalı. Türkiye'nin eğer doğru dürüst bir demokrasisi ve sağlıklı işleyen bir meclisi olsaydı bu mesele eni konu tartışılması gerekirdi. Türkiye maalesef halen meselenin tam ayırdığında değil. İnsanlarımız cebindeki paranın azalması, insanlarımız demografik yani nüfus yapısının değişmesi noktasında nelerle
neyle karşı karşıya geleceğini henüz tam olarak bilmiyor ya da başına gelenleri kader zannediyor. O zaman ben size hafta sonu yapılan Suriye konferansını bir götüreyim. CHP neler yapmış, neler söylemiş, önce ona bir bakalım isterseniz. Şimdi sevgili dostlar, Suriye meselesinde çok açık bir tablo var. Bunu kimsenin artık yok sayamayacağı bir halde görmemiz lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olacaksak birinci madde, Suriye'yi muhatap alacağız. Türkiye Cumhuriyeti artık bir devlet olduğunun bilinciyle kişisel husumetleri bir kenara bırakıp Suriye Devlet Başkanı ile masaya oturmalı. Ya da bir an önce ortak tarafların olduğu masalar kurulmalı. Bu bir. İkincisi, bizim bölgemizde, bizim coğrafyamızda hepimizin gayet iyi bildiği ve artık kaçınılmaz hale gelmiş olan bir gerçeklik var. O da ne? Laiklik Orta Doğu için ekmektir, sudur. Biz eğer Orta Doğu coğrafyasında biricik örnek olan Türkiye'nin laikliğini bu kadar hızla örselemeye devam edersek, giderek cihatçı çeteler Orta Doğu'da daha egemen olacak. Türkiye'nin içinde ne kadar IŞİD'li var, sınırlarımıza ne kadar cihatçı dayandı bilmiyoruz. Biz bunları Suriye'nin muhalifleri diye sunduk ama gerçek de bu değil. Suriye'nin muhalifi kim? Bunlar mı? Üstelik ülkeler kendi halklarının dinamikleriyle tercihlerini yaparlar. Biz nasıl kendi ülkemize dışarıdan müdahale istemiyorsak, biz nasıl demokrasimizin güçlenmesini istiyorsak, biz nasıl dışarıdan gelebilecek bir müdahaleye karşı ülkemizin meşru iktidarını savunacaksak, dünyada da benzer durumları savunan halde olmalıyız. Ve özellikle laiklik vurgusu önemli. Amerikancı dış politikanın, Amerika'nın çıkarları yönündeki politikaların, NATO tercihlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin pek de yararına olmadığını, daha doğrusu hiç yararına olmadığını bugüne kadar gördük. Bunda neden ısrar edildiğini de asla anlamıyorum. Davutoğlu vari, işte ne Osmanlıcı hareketlerin Türkiye'ye hiçbir yarar sağlamadığını da gördük. Bütün bu olup bitenlerin, bu tuhaf doktrinlerin halkımızı daha çok yoksullaştırdığını, savaşta burun buruna getirdiğini gördük. Ve göçmenler meselesi. Şimdi ilginç bir göçmenlik haberi getireceğim. Acı ve ilginç. Türkiye'den Yunanistan'a kaçmak isteyenlerin içinde bulunduğu bir tekne battı. Gerçekten Akdeniz'de bu batan teknelerle ilgili o kadar çok tartışmalar var ki, kimi insan ticareti yapanların bu teknelere insanları bindirdikleri ve bu tekneleri kendi ülkelerine yaklaşmadan bazı illegal örgütler, gruplar tarafından batırma görevi olan askeri yapılar olduğu bile söyleniyor. Avrupa'ya gidilmesin diye. Bunların kimileri belgeli, kimileri dedikodu halinde. Ama can pazarı var bizim kıyılarımızda ve bu can pazarı öyle böyle değil. İşte bu hazin haberi izleyelim. Bu haberde de ibretlik bir hal var. 5 çocuğun öldüğü bir olaydan söz ediyoruz. Evet sevgili dostlar, insanlar suçlu da olabilirler ama adalete güvenmek gerekir. Buradaki sorun şu, kaçmaya çalışan insanların durumunu bilmiyorum ama 5 çocuk öldüğü zaman benim içim cız ediyor. Evlatlarımızın ne günahı var? Evlatlarımızın ne günahı var? Bu hakikaten bizi çok yaralayan, bizi çok üzen bir tablo. Çünkü Türkiye çocuklarına maalesef iyi bir gelecek sunamadığı gibi, öte taraftan çocukları o ya da bu sebepten dolayı ölüme mahkum eden durumlarla karşı karşıya kalıyor. Muhtemelen bu gidenler KHK falan olduğu için FETÖ-METÖ davasından dolayı da olabilirler. Oysa ki Türkiye hukuk devleti olarak insanların adil yargılanma hakkını sağlamalı. Suçlular, suçluların da hakları olduğu bilinerek, insan hakları çerçevesinde cezalarını çekmeli. Çoluk çocuk da anne babasının günahını çekmeden bu ülkede yaşayabilmeli. Maalesef bütün bunlar olmuyor. Çocuk deyince gerçekten Türkiye'de çocuklarımızı okula gönderiyoruz ama nereye gönderiyoruz diye sorma hakkımız gün be gün artıyor. Çünkü okul dediğimiz yer normalde hepimizin aydınlanmacı, bilimsel bilginin izinde giden bir yapı olması gerektir. Çocuklarımızın soru sormasını, çocuklarımızın düşünmesini, çocuklarımızın hayat deneyimi kazanmasını, farklı alanlarda entelektüel bilgi edinmesini, edebiyattan haz duymasını, müziği öğrenmesini, resime bakmayı bilmesini falan umut ederiz. Kimileri beden eğitimi dersinde bedenine hakim olmalı. Fakat biz de yatıyoruz din, kalkıyoruz din. Yatıyoruz din, kalkıyoruz din. Sadece din dersleri olsa neyse, o dini muhafazakar yapı, tarih, coğrafya ne ararsanız hepsine serpiştirilmiş durumda. Ve dahası cinsiyetçi, gerici bu dil artık çocukların belleğine şırınga edilmiş durumda. Bu bir felaket. Bakın size
şunu hatırlatmak istiyorum. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Geçen hafta kürsüdeki 25 yaşındaki hakimleri göstermiştik. Biliyor musunuz avukatlar bunlara çocuk hakim diyorlar. Bu çocuk hakimler bu eğitim sisteminden geldiler. Hayat deneyimleri yok. Bu çocuk hakimlerin düşünsel birikimleri yok. Bu çocuk hakimler felsefeyle, sosyolojiyle, bilimle haşır neşir olmamışlar. Nerelerden geliyorlar? Şimdi gösterdiğimiz haberden geliyorlar. Yani Türkiye'nin geleceği düşünmeyen, sormayan, tartışmayan çocuklara mahkum hale gelecek. Yani Türkiye'nin bir geleceği var mı, yok mu? Tam bir tartışma konusu.